Hocam, e, din neden gereçlidir? Bir insan dindar olduğu zaman neyi kazanıyor, dinsiz olduğu zaman neyi kaybediyor? Elşatcığım, bu sorunun cevabını e, insan hayatını gözleyerek çok rahat şekilde verebiliriz. Önce hepimizin hayatı annemizin rahminde başlıyor. Annemizin rahminde böyle 9 ay kadar kısa bir süre geçiriyor. Sonra bir dünya geliyoruz çok aciziz. Ve sonra dünyayı fark etmeye başlıyoruz. Rep renkli bir dünya milyonlarca canlı türü var. Hayvanlığıyla, bitkisiyle, gökyüzüyle, yıldızıyla bir süslenmiş bir alem var. Görüyoruz, işitiyoruz, seviyoruz, sıkılıyoruz ama bunların hepsi bir güzel. İçimizde duygular da var. Etrafımızda sevdiklerimiz var. Çok kısa bir dünya. Sonra bir anda yani bütün bu güzelliğine karşı çok kısa. O doğduktan sonraki hemen bebeklik evresinden çocukluk evresine geçiyoruz. Çocukluktan sonra bir bakıyoruz genç olmuşuz. Sonra işte orta yaşlara gidiyoruz, iş hayatına giriyoruz, evleniyoruz. Bakıyoruz yakınlarımız teker teker ölmeye başlıyor. Hop! Dünyanın sonuna geliyoruz. Ve bu kadar renkli bir dünyaya bakıyoruz ki çok çok kısa. Bu kısa hayata bakan her insan şunu soracaktır. Daha fazlası yok mu? Adeta bir tiyatro sahnesi açılıyor karşımıza dünyaya geldiğimizde. Böyle acayip güzel bir oyun var. Çok böyle güzel düzenlenmiş. Ama bir saniye sonra perde kapanıyor. Ya ne oluyor diyoruz? Niye bu kadar kısa bir oyundayız? Dünyadaki hayatımız buna benziyor. Biz Allah'ın din göndermesi sayesinde şöyle bir şey öğreniyoruz. Hayat bu hayat değil sadece. Ve bu hayatta siz boş yere burada değilsiniz. Buradaki oluş nedeniniz bir imtihan. Buraya sizi gönderen Allah. Buraya sizi gönderen Allah için bundan sonra ahireti yaratmak çok çok kolay. Yani yoktan bunu yaratan için bütün bunları bir kere daha inşa etmek çok çok basit bir şey. Ve Allah bunu yapacağını vaat ediyor. Ve sadece bizi değil yakınlarımızı da yeniden yaratacağımızı vaat ediyor. Yani annemizden, babamızdan, birçok sevdiğimizden, eşimizden, dostumuzdan dünyada ayrılıyoruz ölerek. Allah ahirette yeniden buluşacağımızı vaat ediyor. Ve Allah'ın bu dünyadaki yaratılışlarını iyi inceleyen kimse bunun Allah için ne kadar basit olduğunu anlıyor. İşte biz ahireti anlatan, bu hayatın anlamını anlatan, Allah'la bağ kurduran, bu hayatın en 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 önemli meselelerine değinen, bizi bunlarla buluşturan yapının adı din. Kur'an'da bunlara söylenmesi sayesinde bir imtihan dünyasında olduğumuzu anlıyoruz. Allah rızası için bir hayat yaşamaktan daha önemli bir şey olmadığını anlıyoruz. Ahirette yeniden yaratılacağımızı, hayatın bu kadar kısa olmasına karşın, Yaşamın bir tek bunda sınırlı olmadığını, yaşamımızı Allah'ın bundan sonra da devam ettireceğini anlıyoruz. Ve Zaten bundan hiç daha önemli hiçbir şey yok.